Resulullah da emrediyor, bütün Müslümanların kadınlarına da karış diyor. Ben de onun yolunu anlatmaya çalışan bir Müslüman olarak açılmayı ve çıplaklığı savunamam. Bunu benden bekleyen ahmaktır. Doğruyu konuştuğum zaman niye hasta oluyorum? Sen o zaman Kur'an'a hastalıklı zihniyet diyorsun. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hastalıklı zihniyet diyorsun. O zaman Resulullah diyorsun ki Ayşe anamıza güvenmiyor diyorsun. Öyle ya, niye dedi ki Ayşe geç perdenin arkasına? O zaman peygamber hanımına güvenmiyor diyorsun sen. Sizin mantık o. Kadınlara örtün diyenlerin içi bozuk diyenlere konuşuyor. Bizim içimiz bozuk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede ne buyuruyor yine estağfurullah? فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ Sakın hanımlarına söyle ki onlar bizim annelerimiz. Nikahları ebedi haram. Hani namahrem mahremi nikahtan ele aldım ya. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ebediyen hanımlarından hiçbirini وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ اَبَدَى diyor Kur'an. Ebediyen eşlerini nikahlayamazsınız. Ayşe anamız çok genç dul kaldı. Ebediyen nikahlayamaz çünkü ananızdır. Bu kadar analarımız oldukları halde Kur'an diyor ki فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ erkeklerle yumuşak konuşmasınlar. Kur'an ses tonuna karışıyor. Kıvırtık konuşmasınlar. Sen kadın, kendi normalde kadın böyle yumuşak konuşur. Veyahut da onun bir üslubu var. Kadın ağzı yapacak halim yok şu anda burada. Yapamam da belki, beceremem. Kadın taklidi yapacak halim yok. Şimdi kadınlara diyor ki erkek gibi konuşun erkeklere. Bak kadına diyor ki kendi üslubunu bırak diyor. Kadınsı konuşma diyor. Kadınsı konuşma diyor. Niye diyor bunu? Sahabenin o zaman hepsinin kalbi bozuk. Öyle mi? Şimdi sen buradan bana hasta dersen Kur'an da diyor ki sahabeye de ve hanımlarına da diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin erkeklere yumuşak konuşmayın. Bu asr-ı saadettekilerin hepsi sapık haşa. Sen bunu diyorsun. Bana bunu diyen bunu diyor. فَيَطْمَ عَلَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَضٌ Hani kadın telefon açıyor, adam açıyor. Ondan sonra efendim kocasını soracak diyelim. Evde var. Şimdi zaten cep telefonu var. Herkes eskiden evlerde olduğu için adam olmuyordu veya uyuyor bir şey. Kadın açıyordu falan. Bir de kimin aradığı belli olmuyordu eskiden. Kafam kadar telefonlar vardı. Şimdi herkes görüyor zaten kayıtlı kuyutlu falan. Kadın zaten bakarsa ki kocasını erkekler arıyor. Niye açacak? Hiç açmasın. Görüyor orada var çünkü kimin aradığını. Erkek biri arıyor. Hiç açmasın. Yabancı kadın arıyorsa açsın. Ne iş desin? Beni kocamı niye arıyorsun desin. Yabancı kadın arıyorsa açsın. Erkek arıyorsa kadın ne yapmasın? Açmasın. Niye açıyor ya? Zaruret oldu açtı. Adam tembih etti belki ben abdeste girdim şu oldu. Bir mühim bir şey var. Ben arayacağım onu şöyle. Açtı. Adam ne diyor? Efendim işte Ahmet Bey diyecek mi? Adamın telefonunu açıyor. Kadının telefonunu niye arıyor zaten canım erkek? Bu nasıl iş şimdi? Adamı arıyor diye kadın açmasın. Açıyorsa zaruret oldu. Ne desin? Sizi arayacak. Tak kapatıyor. Sizi arayacak. Tak kapatıyor. Abdeste. Hani böyle sert konuşacak. Abdeste. Adam sonra geliyor. Yahu diyor ben çok kırıldım diyor. Niye diyor? Senin karı beni feci azarladı diyor. Niye azarladı diyor? Abdeste dedi suratıma kapattı diyor. Sen adamsan ne demen lazım? Çok güzel yapmış benim karı demen lazım. Hıyarsan hanımına gelip dersin ki ya biraz nazik olsana erkeklere karşı. Tam hıyar. Hıyarun min hıyarin min hıyar. Tohuma kaçmış. Yahu arkadaş insan karısına der mi ki erkeklerle nazik konuş? Ne terbiyesiz adamsın ya. Kur'an sana diyor ki kadınlara, erkeklere sert konuş. Yani yumuşak konuşma diyor. Anladın? Adam nasılsınız efendim? Yani diyor kadına. Niye söylüyorsun kadına nasılsınız? O da demesi ne lazım? Sana ne? Sana ne? Kocam sorsun bana ne olduğumu. Sana ne ya? El alemin erkeği. Şimdi ben tabii mağaradan çıkmış adam oluyorum yine. Haftaya yine bir mevzu var bende. Bitmez. Ya 1,5 saatte mutlaka yarım saat benim adım geçiyor ya.
Allah Allah, malzeme bulamıyorlar herhalde. Arkadaş, ben Kur'an okuyorum. Diyor ki kadınlar yumuşak konuşmasın. Neden? Feyat ma'allezi fi kalbi maraz. Kalbinde hastalık. Şimdi Ahmet Hakan'a söylüyorum. Hastalığı tahlil ediyoruz. Kur'an'daki hastalık kelimelerini anlatıyorum şimdi. Kalbinde hastalık olan biri kadının yumuşak konuşmasından heveslenir, tamahlanır diyor. Kadına sulanır diyor yani. Daha ne diyeyim sana şimdi? Mealede sulanır yazamadık yani. Şimdi bunu Allah söylüyor Celle Celaluhu. Burada bir veya iki tane kadının kritik konuşmasından etkilenen çıkacak diye Kur'an-ı Kerim ne yapmış burada? O bir veya iki hastalıklı, Ahmet Hakan'ın bana yakıştırdığı hastalıklı bünyeleri hesap ederek Kur'an hükmü nasıl getirmiş? Genel ve umumi getirmiş. Çünkü Kur'an kapıyı kapatır. Kimse benim yoğurdum, ayranım ekşi demediğine göre kimse ben hastalıklı bir zihniyete sahibim demez. Adamın karısına da yanlış gözle bakar, kızına da yanlış gözle bakar. Onu da sen anlayamazsın. Anlayamayacağına göre karını da yabancıya gösterme diyor. Sana da yabancı kadınlara bakma diyor. Onlara da soyunmayın, örtünün diyor. Bu kadınların tümüne de Kur'an ne söylüyor? Yumuşak konuşmayın erkeklerle diye söylüyor.